Merhaba dostlar, yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu yine bir yedek parçayı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslında şöyle bir giriş yapsak daha mantıklı. Yani evdeki örnek olarak blenderınız olabilir, mutfak robotunuz olabilir veyahut da elektrikli süpürgeniz olabilir veyahut da çamaşır makinenizin motoru olabilir arkadaşlar. Bunlar aslında kolay kolay bozulmazlar. Yani çok büyük yüksek voltajlara maruz kalmazlarsa, aşırı bir yangına maruz kalmazlarsa bunlar kolay kolay bozulmazlar, ama basit sorunları olur. Daha önceki videolarımda da paylaşmıştım. Yani aslında bakır sargı yüksek ısıya maruz kalmadığı sürece bakır sargı yanmaz motorlarda. Ne yanar? Bakır sargının temasını sağlayan arkadaşlar. Şöyle kömürler arkadaşlar. Şöyle poşetimizi açalım. Daha doğrusu ince sizlere şu etiket bilgilerini okutturayım. Daha doğrusu göstermeye çalışayım. Karbon Brohes diye belirtilmiş motor karbonu. Kod 02 18 04 diye belirtilmiş motor. Orijinal denilmiş arkadaşlar. Şimdi biz de şöyle bir poşetimizi açalım. Bu aslında karbonlar kullanmış olduğunuz bütün hemen hemen evdeki motor. Bu arada makasımız çok kötü mü kesiyor, anlamadım gitti. Makas sorun yarattırıyor. Evdeki elektronik eşyalarda veyahut da iş yerinizde kullandığınız eşyaların hep bütün motorlarda, yani aslında dönen her türlü motorda bunlardan var. Tabii bunların boyutları değişiyor arkadaşlar. Şekilleri değişiyor. Ebatları değişiyor. Bir tane daha göstereceğim sizlere. Farklar gösterebiliyor, ama farklılık göstermesi önemli değil. Önemli olan sizin malzemenizin, yani bozulan örnek olarak çamaşır makinenizin motorun bozuldu. Ebat olarak arkadaşlar, yani markalara fazla takılmayın. Önemli olan ebat ve boyutu. Çünkü normalde bazı satıcılar, sözüm onu, bazı satıcılar için söylüyorum, bu ürünleri özellikle internet üzerinden satışa koyarlar. Yani her markanın ismini yazarlar. Az bulunan markaların aynı ürünü, aslında şurada görmüş olduğunuz şu ambalaj, hepsi aynı yerden, aynı firmadan, aynı fabrikadan üretilir. Aslında yurt dışından gelir bunlar. Ve bu tür ambalajlar içerisinde standart sabit olarak sadece bu kodları değişir. Ama işte uyanık bazı satıcı arkadaşlar için söylüyorum. Hepsi, herkes için değil. Tabii ekmeğini helaliyle yiyen satıcılara sözümüz meclisten dışarı arkadaşlar. Kusura bakmayın, biraz yorgunluk var. Sürçülisan ediyorsam affola diyorum. Sözümüz arkadaşlar, gerçekten sözümüz meclisten dışarı. Bazı satıcılar için söyleyecek olursam, yani şu poşetin üstündeki koda bakmaksızın, işte şu A markası, bu B markası, bu D markası, bu C markası diyerek fiyatları abartılı söyler. Özellikle nadir bulunan markaları fiyatını abartır. Oysa ki ölçerseniz arkadaşlar, boyutunu, ebatını, gireceği yuvasını, kullanmış olan malzemeyi ölçerseniz hepsi hemen hemen aynı. Sadece şuradaki ebatların kalınlığı, inceliği, kare veya düz, uzun, kısa, bu değişir. Başka bir şey değişmez arkadaşlar. Bunun ismi nedir? Karbon kömür arkadaşlar. Bu kömür ne işe yarar? Sizin çamaşır makinenizin motorunda var arkadaşlar. Sizin mutfak blenderın içerisinde var. Mutfak robotunuzun içerisinde var. El blenderın içerisinde var. Fön makinaları, eski motoru ağır. Fön makinelerin içinde bile var. Masaj aletlerinizin içinde bile var. Bu kömür motorlu her şeyin içerisinde var arkadaşlar. Sadece ebatı değişir, boyutu değişir, kalınlığı değişir. Bunlar değişir. Başka hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu tabii ki enerji verir. Yani elektrik süpürgenizin o gürültülü çalışan, aslında 220 voltun motoruna temas ettiren budur. Peki bu gider mi? Gider arkadaşlar. Bu zamanla eriyen bir materyaldir. Bu aynı zamanda çok fazla sıkı yaylı ise motorun üstündeki bakır sargıyı, yani bakır sargının temas ettiği, yani nasıl izah edeyim sizlere? Dilimler vardır arkadaşlar, bobinajın üstüne yapıştırıldığı küçük küçük uzunlamasına dilimler vardır. Bu dilimlere temas eder.
O dilimler, ha şöyle bir, hatta şöyle gösteririm arkadaşlar. Şöyle sıralı sıralı dilimler olur. O dilimlere bu tamaz ya, tabii yuvarlak şekilde hayal edin. Şu an elimde motor olmadığı için gösteremeyeceğim. Ama o dilimlere sürtünerekten bu zamanla gider. Ama önemli olan arkadaşlar, o dilimlerin de bozulmasının nedeni arkadaşlar, şu kullanmış olduğunuz malzemenin uzunluğu da onu bozabilir. Yani orijinal bir malzeme demeyelim de, örnek olarak sizin motorunuzun ebatı bu fazla gelir. Siz bunun tamamını yerleştirirseniz ve bu arkasındaki yay da ona baskı yapacaktır. Yine o bu sefer bu gitmez. Sizin motorun üzerindeki bakır elemanlar gider. Bakır elemanlar gittiği zaman motor çöpe gider. Onun için arkadaşlar boyutuna dikkat edeceksiniz. Ölçüleri önemlidir. Yani zorla bir şey sıkıştırmayacaksınız oraya. Örnek olarak bu uzun geliyorsa kısasını bulacaksınız, temin edeceksiniz. Yerleştireceksiniz. Tabii ki burada markadan ziyade boyut, şekil, yapı önemlidir. Sizler bunu motorunuza, yani motorunuz bozuldu denildiği zaman açın. O kömür gerçekten temas ediyor mu bakır sargılara? Her iki taraftan, sağdan ve soldan. Hatta üstünde kaplama olur elektrik çarpmalarına karşı. Zaten söktüğünüz zaman tak yerinden çıkar. O kömürler sıfırlandıysa, sadece şu yay kaldıysa veya temas etmiyorsa, bilin ki o motorun değişmesi değil, bu kömürlerin değişmesi gerekiyor. Bu kömürleri taktığınız zaman ister mutfak robotunuz olsun, ister el blenderınız olsun, ister elektrik süpürgeniz olsun, ister çamaşır makineniz olsun, bulaşık makinesinde de bunlardan var. Yani bu kömürler her yerde kullanılıyor. Motorun olduğu her yerde bu kömür, karbon kömür kullanılıyor ve bu karbon kömürün amacı motorun elektrik devresi alması, çalışması. Yani aslında motor kolay kolay bozulmaz. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Tabii yüksek enerji, yani yüksek ısınmalara maruz kalmadığı sürece asla motor kolay kolay bakır sargı yanmaz. Ama tabii ki aşırı yüksek bir ısıya maruz kalırsa, sonuçta demir bile erir belirli bir süre sonra. Bakır niye erimesin ki? Bakır da eriyorsa tabii ki o motor çöp olmuştur. Bu da arkadaşlar, dikkat ederseniz şöyle kodlarını göstereyim. İki farklı ürün ve iki farklı AB markası diye belirtilmiş, ben satın aldım. Ama oysa ki hemen hemen sadece yay değişiyor. Birisinde yay var, birisinde yay yok. Şöyle bakıyorum. Kode 02181204 diye geçiyor arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Yani burada marka yok ama satıcı size marka olarak satar. A markası, B markası. Halbuki aynı firmadan gelmiş. Dikkat edersiniz. İki farklı kömür. Sadece kod numarası değişiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ama satıcı firma, uyanık satıcı firmalar için söylüyorum. A markası, B markası, C markası, tabii ona göre de fiyatı 10 kuruş, 20 kuruş, yani kuruş derken öyle değil arkadaşlar. Şunun tanesi 15 liraya geldi, yani şu. Sadece şu 15 liraya geldi. Niçin 15 lira? A markası diye. Oysa ben A markası diye değil, ben yaylı sisteme ihtiyacım olduğu için satın aldım 15 liraya. Buysa arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 8-9 liraya mı geldi? Niçin? Bunda yay olmadığı için. Oysa ki B markası diye belirtmişti. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz bakınız. A markası ve B markası diye almışım. Hiçbir farkı yok. Dikkat edin arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ebatlarına bakın. Şöyle yan yana gösteriyorum. Hiçbir fark yok. Boyutlar da aynı. Kalınlıklar da aynı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiçbir fark yok. Ama 15 lira niçin biliyor musunuz? Yağ için. Ama oysa ki A markası dediği için, A markası zor bulunuyor ya. Oysa ki hiçbir alakası yok. Yaylı bile olsaydı, yine A markası diye yazmamış olsaydı buraya, hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata verecekti. Ama aynı ürün oldukları halde, oysa ki bu yay çok fazla önemli değil arkadaşlar. Yine sizlere bir tüyo vereyim. Hazır yeri gelmişken. Sizin mutlaka motorunuza çıkarttığınız zaman, bu kömür eridiği zaman, bu yayınız ve bu kapağınız duruyordur. Bu yayı, bu kapağı alın arkadaşlar. Bilehim makinesi. Yayı şunun üstüne geçirin. Tamam mı? Yayı şunun üstüne geçirin. Ve şu kapağı, şu kapağı var ya, lehimleyin. Şu telin ucuna kullanın. Aynısı. Yani 7-8 liralık ürüne 15 lira vermek zorunda değilsiniz. Yay bulursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynısı. Sadece satıcılar dediğim gibi şu kod numarasıyla satmak yerine A markası, B markası diye fiyatı yüksek tutarlar. Hatta denk getirirlerse 15 liralık ürünü 20-30-40 liralara da satarlar. Kargo fiyatını saymıyorum arkadaşlar. 15 lira derken bunun içine kargo ayrıyetten, o ücreti hesaplamıyorum. Sadece şu ürüne 15 TL, şu ürüne
7-8 TL, tam olarak hatırlayamıyorum. Verdim. Ve arkadaşlar şunu da belirteyim. Ben görsellerde, satıcının bilgilerinde bunların çok farklı olduğunu düşünüyordum. Gerçekten. Yani ben bile inandım. Düşünün, bu kadar internetle haşır neşir olduğum halde aynı olduğunu düşünüyordum. Farklı olduğunu düşünüyordum, pardon. Meğerse satıcı aynı ürünleri sadece şuradaki yay yok diye A markası, B markası diye konumlandırmış, insanlara satıyor. Tabii günümüzün kur olayından dolayı gerçekten artık dürüstlük kalmamış desem yeridir şu zamanda. Arkadaşlar gerçekten milimetrik hesaplamaları kale almazsak aynıdırlar. Yani şu birazcık sanki kalın duruyor ama kesinlikle hiçbir fark yok. Şöyle yan yana gösteriyorum size. Şöyle de göstereyim. Sağdan, soldan, her taraftan göstereyim. Yani hiçbir fark yok arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Ama dediğim gibi şu yay sistemi için, bir de A markasının üstüne yapıştırdığı için, yani internetteki ismi için söylüyorum, 15 lira fiyat farkı arkadaşlar bizden aldı. Ben de daha kalın, bu daha ince zannediyordum. Çünkü bu farklı bir yerde kullanacağım. Meğerse milimetrik değil de A, B markası diye sattığı için satıcı firma, bundan dolayı da ben yanılgıya düştüm. Sizler o yanılgıya düşmeyin. AB markasından değil, milimetrik yani. Sizler internet üzerinden alışveriş yaptığınız zaman ürünün boyutlarını araştırsanız daha iyidir. Eğer farklı ürünlerde kullanacaksanız. Marka için araştırıyorsanız yalnız dikkat edin. AB markası, CDF üstüne yapıştırdıkları zaman fiyatı fahiş tutarlar. Bu tuzağa düşmeyin. Sizlere naçizane bir tavsiye. Çünkü gerçekten artık bu kurun oynaklığından dolayı artık dürüstlük kalmadı desek yeridir. Yani günü kurtarma derdinde insanlar. Artık umarım son bulur. Gerçekten üzücü bir durum. Hazır videonun kapanışına doğru şunu da size göstereyim. Bu da buzdolabı, pardon arkadaşlar, klima kondansatörü. Bir akü desiflatörü yapacağım bununla, kısmet olursa. Yani akü şarj tutmayan akü de deneyeceğim. Aküye şarj verebilir miyiz? Ölü aküyü diriltebilir miyiz? Bununla ilgili bir proje çalışmam olacak. Bundan dolayı aldık. Bu da herhalde 12-13 TL mal oldu. Tam olarak hatırlamıyorum. Değerleri biraz yüksek. 2,5 ufluk arkadaşlar. 440 VAC. 25-70-21. Şöyle bir ürünümüz arkadaşlar. Touch House'un diye bir marka. Bir kondansatör arkadaşlar. Yani klima kondansatörü demesi bence bir şey değişmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam ben bu kondansatörü ekmek yapma makinesinin içerisinde de görmüştüm. Evet arkadaşlar, bunları size göstermek istedim. Belki işinize yarar diyerekten. Sizler de bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın, destekleyin. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürüyor. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar. Lütfen desteğinizi esirgemeyin kanalımdan.